milyonların direnişine yayılan bu hareketi anlamamız gerekiyor. Ama önce 3. köprünün temelini atarken biz herkesten çok çevreciyiz diyen başbakanı da anlamak gerekiyor. Aslında böyle sertifikalar vererek bizleri fidan dikme törenlerinde göstermelik bir şekilde öne sürerek çevreci olunmuyor. Bu şekilde asıl saldırının büyüklüğü gizlenmek isteniyor. Deveyi hamuduyla götürenler, çukurları iyi paraya sattık diyenler aslında ormanları, tarım alanlarını, sitleri, kıyıları yağmalayanlar çok daha büyük bir saldırı içerisinde. Yani 3 yerine 5 tane fidan dikmek değil mesele. Yeni zenginler yaratmaksa hiç değil. Değerli milletvekilleri, bakın Taksim Meydanı emekçilerin elinden alınmak istendi, yetmedi. Gezi Parkı öyle, Atatürk Orman Çiftliği öyle, Atatürk Kültür Merkezi öyle, 3. köprü, 3. havaalanı, bütün bunlar denilirken aslında çapulculuk, haramilik bu zenginleri yaratmak isteyenlerin eseri oldu. Değerli milletvekilleri, direnen milyonlar basit birer çevreci değil. Birleşen bir halk var ve bu halk tekçi zihniyete, muhafazakarlığa, zorbalığa, istismara, ranta, keyfiliğe, emeğe ve bilime, sanata saldırıya karşı direnmiş ve ayağa kalkmıştır. Kentsel dönüşümle, 2B'yle yağmaya, halka rağmen yapılan HES'lere, eğitimden sağlığa, her alanı piyasaya açmaya, özelleştirmelere, açlığa terk edilen halk, imtiyazlara ve zenginliklere, alkol yasağına, kürtaj, 3 çocuk diyerek kadının bedenine müdahaleye, 444'le laikliğe, bilime saldırıya, ecdadımıza saygı adı altında mezhepçiliğe, din istismarcılığına, sınır ötesi savaşçılığa ve güvencesiz iş cinayetleriyle, taşeron çalışmayla bu kahredici köle düzenine karşı ayağa kalkmıştır. Aynı şekilde çözüm deyip hiçbir şey yapmayan, aksine savaş ve şiddet politikasıyla halkı gazlayan, Roboski gibi katliamların üzerine örten, Reyhanlı katliamının gerçeklerini gizleyen ve milyon dolarları artırıp işçi cesetleri üzerinde fabrika kuranları koruyan, böylesi başkanlık heveslerine karşı, bu fırsatçı siyasete karşı bir ayağa kalkmadır. Cezaevlerindeki çocuk istismarına, tecavüze, şiddete, sanat ve kültür alanında her şeyi ben bilirim, benim dediğim olacak diyen bir anlayışa karşı ayağa kalkılmıştır. Orantısız güç kullanıldı ve benzeri laflarıyla da bu işin üzeri örtülemez. Sabaha karşı çadır yakanlar, halkı gazlayanlar, plastik mermi kullananlar, gaz fişekleriyle onlarca insanın gözünü kör edenler, bu hesap mutlaka verilmelidir. Ve halkın talepleri ortada. Gaz bombasının yasaklanması, suçluların cezalandırılması, bu projeden vazgeçilmesi, görevlilerin alınması, bunlar yapılmalıdır. Ortalık sakinleşsin, öyle yapacağız laflarına da güvenmiyoruz. Çünkü hala saldırılıyor. Kızılay'da saldırılıyor, Dersim'de, Hatay'da saldırılıyor. Hala gizleme, hala provokasyon var. Değerli arkadaşlar, demokratik taleplerin unutulmasını, buna seyirci kalamayız. Ve hükümet istifa diyenlere yöneltilmiş bu namluların da artık son bulması gerekiyor. Nerede sizin insan merkezli kent yaşamınız? Nerede sizin milli iradeye saygınız? İşte milli irade sokaklarda. Ama başbakan ne diyor? Tencere tava aynı hava. İşte bu kafa bildiğini okuma. Halk da diyor ki, kibirlenme padişahım, senden büyük halk var diyor. Ve sizin meşruiyetinizi sorguluyor. Bu meşruiyeti sorgulamaya verilecek yanıt, demokratik reformları gecikmeden yapmaktır. Halkımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Birleşik, örgütlü, demokratik, barışçıl mücadele demokrasiyi büyütecektir.